Cübbeli. Cübbeli Ahmet, takip eder misiniz? Kendi adıma ben mesafeliyim. Takip etmiyorum. Fakat iktidara yakınlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sık sık görüştüğüne dair kulislerde seslendirilen iddialar, hükümete yakın kaynaklarda sürekli olarak bilirkişi gibi ekrana çıkarılması. Şimdi Bahçeli'nin sözleriyle ilgili neler söyleyecek? İster istemez dikkat kesildik. Önce Cübbeli Bahçeli'yi eleştirdi. Vatanperverlikten dem vurdu. Sonra birden bu sözlerin silinmiş ikinci hali video olarak hesaplara yükleniverdi. Niye öyle, niye böyle? Söyler misiniz Cübbeli Bey? Ulan son teröriste kadar öldüreceğim dedin. Şimdi ilk teröriste geldi başıma geçti. Bunun izahı yok. Öcalan gelsin mecliste konuşsun diyen Bahçeli'yi önce eleştirdi, sonra videoyu sildi. 24 saat sonra aynı kıyafet ve tarihle başka bir video yayınladı. Ama bu defa Bahçeli kısmı yoktu. Ya da başka kendi karısına döner dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı tartışılmaya devam ediliyor. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu sözler siyasi gündemi bir anda değiştirdi. Destek veren de vardı, eleştiren de. Eleştirenlerden biri de Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü oldu. Düşmanla, kafirle ne olmaz? Barış olmaz, müsalaha olmaz. Ne olur? Muharebe olur. Bugüne kadar bütün kaideler, kanunlar, maddeler, altyazılar, tip yazılarda ne diyordu? Son terörist kalana kadar mücadele devam. Şimdi iş nereye döndü? İlk teröristi meclise getirmeye döndü. Ulan son teröriste kadar öldüreceğim dedin. Şimdi ilk teröriste geldi başıma geçti. Bunun izahı yok. Ancak Cübbeli Ahmet YouTube'a yükledikten kısa bir süre sonra videoyu kaldırdı. Toplumun önemli bir bölümünün paylaştığı kaygıları dile getirdiği için yaptığı yorumun videosunu silmek zorunda kalmasını şaşkınlıkla karşılıyorum. Orada savunma sanayine çok katkı sunuyorlardı. Ardından Cübbeli Ahmet'in YouTube hesabına yeni bir video yüklendi. Kıyafeti aynıydı, videonun tarihi de. Ancak bir eksik vardı. İçerisinde bu defa Bahçeli eleştirisi yoktu. Ben Allah'tan başkasından korkmam. E niye sildin o zaman Cübbeli Hoca? Allah'tan başka kimden korktun da sildin? Yine işi barışırlar dedi.